Oğlum bir şey getir madem böyle hepsine şey getir. Tamam, var var. جعلنا من المسلمين وبركاته على جليل الله بركته خليل الله. Bu hayır yapanları köylerimizden Allah kabul etsin diyoruz. Yaptığı hayır inşallah niyetine ulaşır diyerekten tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepiniz her sene yapılan bir şeydir bu dede aşı dediğimiz. Yaza girerken yapılan bir şeydir bu. Her köyde kendine öyle bir şey vardır. Bu Sorgun köyümüzde böyle bir program yapmıştır. Biz Sorgun Derneğimiz her sene bu etkinliği hakkıyla yapıyor. Çok güzel bir organizasyonumuz. Bu sene de olduğu gibi maşallah katılım çok iyi bir düzeyde. Rabbim düzenleyenlerden Allah razı olsun. Geleneği var değil mi efendim? Tabii her sene düzenlenen bir geleneğimiz. Uzun yıllardır yapılıyor. Tabii uzun yıllar yapılıyor. Nerelerde katılıyor buraya efendim? Şimdi öncelikle tabii ki Sorgun köyümüzün özellikle Bursa'da köy dışında kalan sakinleri ve Keles'ten yoğun bir şekilde katılım oluyor. Uzun yıllar devam ediyor değil mi? Uzun yıllar devam ediyor, evet. Bu maksat nedir efendim? Şimdi tabii ki asıl maksat hayır. Yani her köyümüz bunu çeşitli günlerde düzenli organize ediyor. Asıl maksat hayır. Hayır amaçlı. Keles Sorgun Köyü'ne 669. düzenlediğimiz Hıdrellez Hayrı'na. Hıdrellez Hayrı'mız hiçbir yerde olmadığı şekilde 669. yapıyoruz. Her haneden yaklaşık 12-13 tavuk malzemesini toplayaraktan, her hane bir şey kataraktan bunu yapıyoruz. Bunun yapılma sebebi her Mayıs ayında ekilen şeylerin o sene bereketli geçmesi adına 669 yıldan beri köyümüzde bu Hıdrellez Hayrı yapıyor. Biz de yeni nesiller olarak yetişen yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Çünkü bir geleneğini, göreneğini kaybeden toplum kaybolmaya mahkumdur diye mükemmel bir katılım oluyor. Bugün yaklaşık 3000'e yakın insan geldi Bursa'dan. Köy olarak da büyük bir köyüz ama işte geleneklerimize, göreneklerimize bağlı bir köyüz. Hala her şeyi teknolojik hiçbir şey kullanmadan, her şey elde, ekmeğinden her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bu hayırda sipariş yok, herkesin emeği var, herkes yüreğini koyuyor, herkes evinden, hanesinden bir şey katıyor ve bu da böyle güzelliklere sebep oluyor. Allah razı olsun, köylerimiz, gençlerimiz, herkes bir işin ucundan tutuyor. Aşımız dede aşı, yaklaşık 20'ye yakın tahıl malzemesi ve en son final olarak tavuk eti vardır. Hepsi eşit ve adaletli bir şekilde dağıtılır en son kazanlara. Çünkü her haneden toplanmıştır. Her hanenin toplandığı için her haneye bereket olsun diye bu dede aşını yapıyor. Tüm işleri hiç teknolojik ürün kullanmıyoruz. Eski el değirmenleri dediğimiz onlarla üretiyoruz. Çünkü tek kesim yapıyorlar ve öbür aşlar gibi lapa olmadan onların bir özelliği var. Allah razı olsun, analarımız dedim, sabahın beşinde kalkarlar, ekmeğinden dede aşına, etine hepsini kendileri yaparlar. Buradan döküyorlar. Evet.